Herkese selamlar. Bugün Davinci Resolve 17 duyurulduğundan beri elime ulaşmasını beklediğim harika bir ürünle karşınızdayım. Video hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet bugün ekstra bir kameramız daha var. Şöyle gördüğünüz üzere artık önümüzdeki ürünün bugün kutusunu açacağız. Peki bu ürün nedir? Bu alet temelde bizim aslında kurgu yapmamızı biraz daha hızlandırmak için tasarlanmış bir cihaz. Geçtiğimiz sene bunun bir boy büyüğü tanıtılmıştı. DaVinci Resolve Editor Keyboard olarak geçiyordu. Çok daha büyüktü. Aslında bu fonksiyonları o klavyede barındırıyordu ama kendisi çok büyük olduğu için hem de biraz pahalı olduğu için 1000 dolar civarındaydı fiyatı. Açıkçası benim ona ulaşmam çok mümkün olmadı. Fakat bu sene Davinci Resolve dedi ki ben bu klavyenin sadece çok fazla istenen özelliklerini bir araya toplayayım daha küçük bir klavye yapayım böylelikle kullanıcılar bu klavyeye çok daha rahat erişsinler ayrıca ben dedi bu klavyeyle beraber bir kampanya daha yapayım bu klavyeyi alan herkese Davinci Resolve 17'yi yanında ücretsiz olarak vereyim bence inanılmaz kampanya bence çok güzel bir kampanya şimdi muhtemelen soracağınız ikinci soru benim bu ürünü nereden temin ettiğim bu ürün daha Türkiye'ye yeni geldi arkadaşlar. Daha muhtemelen dünyada bugün gelmiştir. Bu ürün bana Octostore sayesinde ulaştı. Octostore bana ulaştı ve dedi ki bu ürünü incelemek ister misin? Ben de dedim ki istemez olur muyum? Ben zaten bu ürünün stoklara girmesini bekliyordum. Madem dediniz ben de bu ürünü inceleyeyim. Evet bu ürün bana Octostore tarafından gönderildi. Fakat ben burada e, bu ürün kötüyse size kötü derim arkadaşlar. Bu ürünü övmek için ben hiçbir şekilde para almadım. Bunu baştan söyleyeyim. Güzelse de güzel derim bu arada. Onu da baştan söyleyeyim. Evet. Şu an ürüne bakmaktan kameraya çok bakamıyorum. Hiç kanalda yapmadığımız bir içerikti. Bir de dedik ki bu klavyenin kutusunu açalım. Bu klavyenin kutusu nasıl bir şeymiş? Dışarıdan bakınca gayet şöyle bir klavye kutusu var. Gayet güzel. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkada bir takım bilgiler yer alıyor. Yanlarda keza küçük resimler konulmuş. Gayet hoş. Minik bir kutusu var. Ürün zaten gayet küçük. Yani şöyle iki elimi üzerine koyduğumda iki elim kadar bir kutu var inanılmaz bir ölçü birimiyle size bunu göstermiş oldum. Şimdi gelin hep beraber bu klavyeyi artık kutusundan çıkaralım. Nasıl çıkaralım? İşte böyle şu an bıçağımı açtım ve klavyenin jelatinine ilk dokunuşu gerçekleştiriyorum. Nasıl gerçekleştiriyorum? Şöyle kenarından Bu şekilde klavyeyi, naylonunu açıyorum ve hep beraber klavyenin içinden neler çıkacağına bakalım. Klavye şu şekilde açılıyor ve ilk açtığımızda bizi bir sünger ve onun yanında bizim e, görüntüyü kaydırmamıza yarayan scroll wheel, scroll tekerleği karşılıyor. Şöyle dursun içinden süngerini alalım ve ürün şu an karşımızda. tuşları gerçekten inanılmaz güzel bir hissiyatı var. Mekanik mekanik gibi duruyor. Mekanik klavye gibi duruyor. İlgili olan arkadaşlarınız varsa böyle şeylere. Şimdi gördüğünüz gibi kutudan çıkınca klavye daha da küçük. Daha da minik. Şu şekilde bir klavyemiz var. Şimdi bunu kenara koyalım. Bakalım kutunun içinden başka neler çıkıyor. Hemen şöyle dilekmejik design hoş geldiniz diye bir kılavuz çıktı. Kenara aldım. Yüklemek için bir takım bilgiler çıktı. Kenara aldım. İçinden Blackmagic Design Sticker'larımız çıktı. Bunları da kenara aldık. Bir de DaVinci Resolve 16'nın ücretsiz versiyonu indirmek için bir kart çıktı. Şu şekilde. Bunu da kenara koydum. Onun dışında kutuda bir de Type C'den Type C'ye bir bağlantı kablomuz var. Eğer kazanızda benim gibi Type C girişiniz yoksa bu kabloyu siz de kullanamayacaksınız. Ben muhtemelen bunu bir dönüştürücüyle kullanmayı deneyeceğim. Ama kullanamazsam da yapacak bir şey yok. Bir başka Type C kablom var. Onunla deneyeceğim. Bunu da kenara koyduktan sonra kutumuz bu kadar. Evet. Kutu bu kadar. Şu belgeleri tekrar kutunun içine koyuyorum. Şu kutuyu şu şekilde artık alabiliriz ve klavyeyi bu şekilde artık koyabiliriz. Hatta şöyle sizin için netini biraz daha ayarlayayım. Şöyle aslında şöyle gösterebilirim. Gayet dışı metal gibi duran ama aslında plastik olan bir klavye. Önceki versiyonda 1000 dolarlık versiyonda bu metaldi. Bunda plastik tercih etmişler aslında hissiyatı gayet güzel, gayet sağlam duran bir klavye. Şimdi bunu bir takalım bakalım. Benim burada kulaklığımın bir adet Type-C kablosu vardı. Şu an ışıklar yandı ve inanılmaz bir şekilde kontrolde başladı. Şu an kontrol edebiliyorum. Taktığım anda, klavyeyi taktığım anda Kontrol edebilmeye başladım. Şimdi ben bu videoyu klavyenin ne yaptığıyla ilgili çok fazla uzatmayacağım. Çünkü zaten bunun için apayrı bir video gelecek. Klavyenin derinlemesine incelemesi çok yakın zamanda kanalda olacak. Fakat madem bu klavyeyi taktık, madem bu klavye şu an inanılmaz bir şekilde çalışıyor. Biz bunu sadece çok hızlı bir şekilde üstünden geçelim istiyorum. Çok vakit kaybetmeyelim kutu açma videosunda. Bu benim Kıbrıs'ta çektiğim vloglardan bir tanesi. Siz bu videoyu izlemediniz çünkü bu vlog henüz bitmediği için ben bunu yayınlamadım. Ama burada projesi duruyor. Bu şekilde ben burada ilerleyebiliyorum. Gerçekten çok hızlı. Çok güzel. Örneğin videoları şöyle sarabiliriz. Ve istersek Evet. Böyle istediğimiz gibi görüntüyü trimleyebiliyoruz. ESC butonuna şurada altında aynı zamanda undo yazıyor. Bunların yakın görüntüleri zaten gelecek bir sonraki videoda. İki kere bastığımızda son yaptığımız şeyi geri alabiliyoruz. Snap'i kapatabiliyoruz. Örneğin şuradaki araya otomatik olarak yapışmasını engelleyebiliyoruz. Aynı zamanda istersek şuradan bir source tape dersek örneğin burayı dediğimiz anda mesela bu videoyu in verelim. Biraz saralım. Buna da out verelim. Timeline'e geri döndüm. Çünkü mesela şu araya o videoyu koyalım şimdi. Ben zaten yaklaştığım anda kat sayfasını bilenler biliyordur. Ekranda küçük bir ok çıkıyor. Tam kesme noktasına işaret eden. Ben şimdi tekrar sorsa döneceğim. Şöyle de alt vereceğim ve smart insert dediğim anda bunu artık timeline'da araya koymuş olacak. Şimdi bir bakalım. Aynı zamanda burada play pause'umuz var. Bu araya alabiliyorum geriye. Mesela burayı split edip Uzatabiliyorum ya da içeri alabiliyorum. Alıştığınız zaman muhtemelen kas hafızanız bunu alıştığı zaman gerçekten işiniz hızlanır yani çünkü ihtiyacınız olabilecek her şey buraya elinizin altına konulmuş ve siz de bu şekilde normalden daha hızlı çalışabiliyorsunuz. Öylesine kaliteli bir klavye olmuş. Taktığım anda çalışması gerçekten beni şaşırttı. Ben bir belki ayar yapmak gerekiyordur diye düşünüyordum ama hiçbir şey gerekmedi. Taktığımız gibi tık diye çalıştı. Bu benim aslında hoşuma gitti. Gerçekten hoşuma gitti. Kuşların hisleri bu arada bu Cherry MX Red ya da Black gibi. Aslında daha çok Red gibi. Şu an ben Black'lere bakıyorum kendi kullandığım. Benimkiler bir tık daha ağır kalıyor. Bunlar daha çok Cherry MX Red'lere benziyorlar. Ben bu klavyeyi beğendim. Klavye gerçekten ilk bakışta benim gerçekten hoşuma gitti. Klavye ile ilgili zaten daha fazla detaylı video yakın zamanda gelecek. Şu tekerlek olsun, klavyenin genel yapısı olsun, genel dizilimi olsun. Gerçekten hızlı bir şekilde kurgu yapmak için çok güzelce tasarlanmış bir klavye. Yani şu an gerçekten elimi koyduğum anda ihtiyacım olan her şey elimin altında duruyor. Yani bu klavyeyi kullanmayı ben aslında şu an sabırsızlıkla bekliyorum. Şu videoyu bitireyim ki bir an önce kayıttan çıkayım. Artık bunun kurgusunu bu klavyeyle yapabileyim istiyorum açıkçası. Ayrıca şunu da söylemeyi unuttum. Onu video bitmeden hatırlatmış olayım. Ben şu an bu klavyeyi, Kabloyla bağladım ama şu an aslında kabloyla bağlamamın sebebi bir miktarda şarj olmasını istemem. Çünkü aynı zamanda bu klavye kablosuz olarak da Bluetooth üzerinden bilgisayarınızda etkileşime girip bu şekilde çalışabiliyor. Biraz şarj olsun muhtemelen bir sonraki videoda nasıl Bluetooth ile çalıştığını da sizlere anlatırım. Onun dışında dediğim gibi aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka bu videonun altına bunları sorun. Ben bunların hepsini bir sonraki inceleme videosunda cevaplayacağım, cevaplamaya çalışacağım ya da evet şu an gözümü klavyeden alamadığım için videoyu bir türlü kapatamadım. Dediğim gibi bunların daha detaylı incelemesi bir sonraki. Bir sonraki videoda olmayabilir ama çok kısa zamanda kanalda olacak. Eğer siz de bu klavyeyi almak istiyorsanız ben aşağıya Octostore'un linkini bırakacağım. Octostore'dan bu klavyeyi siz de temin edebilirseniz fiyatı da aşağıda vereceğim linkte yazıyor olacak. Oradan fiyatına da bakabilirsiniz. Şunu da unutmayın klavye aldığınız zaman zaten yanında DaVinci Resolve da geliyor. Eğer DaVinci Resolve'unuz varsa klavyeyi tek de alabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Onların linklerini de ben aşağıya bırakacağım. Siz de dediğim gibi aşağıdaki linkleri kontrol ederseniz bu klavyeye ulaşabiliyorsunuz. Bir açıp bakabilirsiniz. Onun dışında bu videoyu çok fazla uzatmayayım ki bir an önce bunun kurgusunu bitirip sizlere yetiştirebileyim. Siz de daha sonrasında bu videoyu izleyip bir sonraki videoyu sabırsızlıkla bekleyebilin. Videoyu kapatırken de tekrar Octostore'a teşekkürlerimi iletiyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.